Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer farklı bir konsept video ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Shadowlands eklenti paketinin ilk raid'i olan Castle Nutria'ya geldi. Ve bizler de kendi arkadaşlarımızla birlikte ilk haftadan itibaren denemeye başladık. Bu yapacağımız video serisinde taktik rehber videolarının dışında daha çok nasıl kestik, biz bunu nasıl yaptık şeklinde videolar paylaşacağız. Lafı daha fazla uzatmadan Castle Nutria'nın ilk boss olan Shriekwing ile başlayalım. Bu boss'ta ilk karşılaştığımız yetenek Exsanguinating Bite. Bu yetenek arkadaşlar tanka 10 stack debuff bırakmakta ve tankın aldığı healing'i düşürmekte. Bundan dolayı bu yetenek her ortaya çıktığında tanklar değişmelidir. Bundan sonra yüzleşeceğimiz yetenek ise Wave of Blood. Bu yetenek ise arkadaşlar bütün raid'e vuruyor ve bütün raid'in üzerine bir damage debuff'u bırakıyor. Burada iş artık healer'lara kalmakta. Blind Swipe yeteneği ise sıradan ejderha bosslarının yaptığı gibi önüne bir cleave damage vurmakta. Burada kesinlikle boss'un önünde durmayacağız. Bu boss'ta dikkat edilmesi gereken en önemli yetenek ise Echolocation. Echolocation sıradan 2 kişinin üzerine kırmızı ok bırakmakta. Kafasında bu kırmızı ok olan arkadaşlar mümkün mertebe raid alanının dışına çıkacaklar. Çünkü birkaç saniye sonra altlarında kan havuzu açılacak. Ve bu kan havuzunun içinde her durduğunuz süre boyunca size damage yapacak. Dikkat edilmesi gereken bir önemli yetenek ise Ear Splitting Shriek. Bu yeteneği ise fight alanında gördüğünüz 4 tane sütunun arkasına geçerek dodgelayabilirsiniz. Biz burada bu yetenekten kaçınırken boss sizi görmüyor ya da siz boss'u görmüyorsunuz şeklinde bir sloganla ilerledik ve sütunların arkasına geçtik. Boss'un bizi görmeyeceği şekilde saklandık. Yeteneğin kes süresinin bitiminde eğer boss sizi görüyorsa altınıza bir kan havuzu bırakın. Bu az önce Echolocation yeteneğindekiyle aynı kan havuzudur. Bu kan havuzlarının çok dikkatli bırakılması, hatta hiç bırakılmaması gerekmektedir. Çünkü giderek dövüşecek alanınız azalmaktadır. Bundan dolayı yalnızca Echolocation'da kan havuzu bırakmaya çalışın. Belli bir süre geçtikten sonra boss faz geçişine giriyor ve Blood Shroud yeteneğiyle kendisinin etrafında bir kalkan oluşturmaya başlıyor. Kalkanın sınırlarını kırmızı bir halkayla görebilirsiniz. Boss bu süre zarfı boyunca herhangi bir damage yemiyor, içinde de duramıyorsunuz. Bu geçiş fazı sırasında en önemli yetenek Echoing Sonar. Echoing Sonar ile boss sizin yerinizi ararken ekranda gördüğünüz gibi beyaz halkalar çıkarmakta. Bu halkalara değdiğinizde yere kırmızı kan havuzu bırakma veya fear yeme ya da etrafınızdakileri stun yedirme şansınız bulunmakta. Bundan dolayı bunlardan mutlaka ama mutlaka kaçacağız. Boss bu faz geçişi sırasında sizleri ararken bir yandan da Ear Splitting Shriek yeteneğini kullanmakta. Yine daha önce yaptığımız gibi sütunların arkasına geçeceğiz ve bu yeteneği yiyip etrafa kan havuzu bırakmayacağız. Boss ara geçiş sürecini tamamladıktan sonra tekrara giriyor ve şu ana kadar saydığımız yetenekleri tekrar ediyor. Biz bu boss'u normalde kestik ancak Heroic'te çok büyük farklılık olmamakla birlikte ara geçiş fazında yer alan Echoing Sonar yani yerdeki beyaz halkalar sürekli olarak gelmekte ve sürekli olarak bunlardan kaçınmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bizler uzun bir aranın ardından sosyal oyuncular olarak yaptığımız bu ilk raid boss'unda birazcık zorlansak da sizlerin zorlanacağını hiç sanmıyorum. Gayet kolay bir boss. Bol şans diliyorum ve herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Bu videonun oluşması sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen üyelerimize teşekkürlerimizi borç biliriz.